Herkese yeni bir videodan merhabalar. Sizlere bu videoda arkamda duran Fransız sahillerini 427 metre yukarıdan izleyen, aynı zamanda Kartal Yuvası olarak da isimlendirilen Es şehrini anlatmakla başlıyoruz. Gelin bu videoya Es şehrinin güzel sokakları ve inanılmaz manzaralarıyla başlayalım. Buraya 3 farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer kendi arabanız varsa köye kadar sürüp bir park yerine park edip buraya ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma yani otobüs kullanarak bu şehre varabilirsiniz. Ya da bir diğer toplu taşıma olan trenle buraya gelebilirsiniz. Fakat trenle Eze'ye gelirseniz arkamda gördüğünüz bu patikayı yürüyerek bu köye çıkmanız gerekiyor. Bu patikanın ismi Nietzsche patikası. Ünlü filozof Nietzsche 1880'lerde Eze'de yaşamış ve sıklıkla bu patikayı kullanmış. Aşağı denize gidiyor bu patika. Denize gidip köye tekrar geri gelmiş. O yüzden de ismi Nietzsche patikası olarak geçiyor. Nietzsche aynı zamanda burada yaşadığı yıllarda o ünlü kitabını Böyle Buyurdu Zer Düştü yazıyor. Bu patikayı yürüyerek denize ulaşmak istiyorsanız ya da köye çıkmak istiyorsanız yaklaşık 45 dakika, 1 saat bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Patikanın çok kolay olmadığını söylüyorlar. Yani düzgün ayakkabıyla burada yürüyüş yapmanızı öneriyorlar. Köyü gezmeye başlamadan bu patikaya girip yaklaşık 30 saniye aşağı yürürseniz hemen solunuzda manzara noktası ve Nietzsche patikası diye yol ayrımı göreceksiniz. Manzara noktasına gerçekten bir dakikada ulaşabiliyorsunuz. Buradan Es köyünün ve denizin kısmi bir manzarası var. Bu köyde milattan önceden beri insanların yaşadığı biliniyor. Fakat tarihte ilk defa 1075 yılında adından söz ediliyor bu köyün. Tarihi genel olarak lokal, yani bu bölgede hüküm sürmüş devletler arasında el değiştiriyor Es. Fakat size daha önceden anlattığımız 1543'te Nis'i kuşatmaya gelen Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri Ez'i de kuşatıyor ve bu şehri de ele geçiriyor. Buraya gelmeden önce hiç bilgimiz olmayan şeylerdi bunlar. Yani Osmanlı'nın Fransa'nın güneyine geldiğini, burayı kısa bir dönemde olsa işgal ettiğini bilmiyorduk. Buraya vardığımızda öğrendik ki Barbaros Hayrettin Paşa neredeyse Nis'i ele geçiriyormuş. Şehri ele geçirdikten sonra kaleyi alamıyor ama Nis videosunda da bundan bahsetmiştik detaylı. Ez gibi başka bir köye de gitmiştik. St. Paul d'Avens. Birkaç video önce yayınlamıştık onu. Bu iki köy birbirine benziyor aslında. İkisi de tepede, ikisi de böyle taş evlerden, taş sokaklardan oluşuyor. İkisi de çok güzel. Bazı internet sitelerinde bu iki köyü karşılaştırıyor insanlar ve diyorlar ki St. Paul d'Avens daha canlı bir yer. Daha fazla lokal insan yaşıyor orada. Ez daha turistik. Böyle daha çok günübirlik açılan dükkanlar, dışarıdan gelen insanlar var Ez'de diyorlar. Biz buraya bugün geldik. Ez'in sokakları gayet kalabalık. Çünkü çok fazla turist geliyor buraya. Bugün günlerden pazar. Kim lokal kim değil anlayamıyoruz, bilmiyoruz ama sizin bilginiz olsun. Bu köy daha çok anlatılana göre böyle turistik, sergi bir köy gibiymiş ama St. Paul d'Avens'te daha fazla insan yaşıyormuş. Ez'in şu an nüfusuna baktığımızda da 2000 civarı insanın yaşadığını görüyoruz burada. Şimdi de Ez'in internete Ez'de ne yapılır yazınca karşınıza çıkan ilk şeylerinden biri olan egzotik bahçelerini ziyaret etmeye geldik. Buranın ismi Ez'e egzotik bahçeleri diye geçiyor. Birçok kaktüs çeşidi var burada ve bir de güzel bir manzara noktası var buranın. Buraya giriş kişi başı 8 euro. İnsanlar bu bahçeye girsinler diye bütün manzaraları buraya bırakmışlar. Girişte hatta tam giriş kapısının yanında buraya girmeden yani tam bir manzara var ve orayı da demirlerle kapatmışlar. Ez'de güzel manzara görmek istiyorsanız bu egzotik bahçeleri gezmek zorundasınız. Burası bahçenin en yüksek noktası ve aslında manzara noktası. Bu manzara noktasına çıktığınızda Ez'in yukarıdan bir kısmını görebiliyorsunuz.
Köyün aşağısında da Fransız sahilleri çok güzel bir manzarayla sizi bekliyor. Hemen şu an ekranda gördüğünüz yarımada Saint-Jean-Cap-Ferrat. Oraya gitmiştik bir önceki videoda ve yüzmeye çalışmıştık. Tam şu an size ekranın ortasında gösterdiğim sahilde. Ama burçak biraz kötü olmuştu, yüzememiştik. Şimdi orayı ezden izliyoruz. Gerçekten manzara çok güzel. Kaktüsler de bu manzaraya ayrıca yakışmış. Ez ile Saint-Paul-de-Vence'i güzellik olarak karşılaştırdığımızda Ez'in manzarasından dolayı Saint-Paul-de-Vence'den çok daha güzel bir köy olduğunu söylemek gerek. Egzotik bahçenin hikayesi ise kısaca şöyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burada bulunan kalenin yıkıntıları arasında çoğunlukla kaktüs ve sukulentlerden oluşan bitkiler dikilmiş. Bu tepenin kuzeyden rüzgar almayışı, eğiminden ötürü iyi bir su tahliyesine sahip olması nedenleriyle bu tarz bitkiler için uygun bir yer olması da günümüze kadar büyüyerek gelebilmesine imkan sağlamış. Ez muhteşem manzarası, tatlı taş sokakları ile sizi başka bir döneme götüren, Güney Fransa'ya gelmişken fırsat yaratıp görmeniz gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Ez'den denize doğru baktığınızda hemen sağ tarafta Villefranche'ı, Saint-Jean-Cap-Ferrat'ı hatta biraz daha ileride Nice'i görebilirsiniz. Buralara çok yakın Ez. Hemen sol tarafta da Monaco var aslında. Dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Bizim bugün niyetimiz Monaco'yu da ziyaret etmekti. Ama bir önceki videoda izlediniz. Aslında o bir önceki video dün çekildi. Burçak kötü oldu. Ben de zaten geldiğimizden beri hastayım. Hava değişikliğinden dolayı hemen ikinci, üçüncü günde sesim gitti. Gerçekten biz Hollanda'da artık klimayı, hava değişikliğini unutmuşuz. Böyle sıcak ülkelerde bir sıcak bir soğuk yapınca hemen hasta olabiliyor insan. Bugün de gezimizin son günü zaten. Yarın artık Hollanda'ya dönüyoruz. Bütün bunları toplayınca da kendimizde artık Monaco'ya gitmeye enerji kalmadığını hissettik. Siz bunu yapabilirsiniz. Eğer güne erken başlarsanız bu iki rotayı birleştirmek çok mantıklı. Çünkü ikisi birbirine çok yakın ve bir ülke daha görmüş olursunuz. Bir ülke daha eklersiniz gördüğünüz ülkeler arasına. Biz şimdilik videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu bitirmeden önce de bu videonun sponsoru Hollanda Hukuk'a çok teşekkür ederiz. Eğer Hollanda'ya gelmek, Hollanda'ya yerleşmek, Hollanda'da iş kurmak isterseniz açıklamalardaki siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.